Merhaba, ben Kerem Çilli. Özellikle yaz aylarının geldiği bu dönemde karavan, kamp konusu ve enerji depolama ile ilgili çokça sorular almaya başladık. Ben de eğer ben sizin yerinizde olsaydım hangi bataryayı öncelikle alırdım? Bunu bir sıralama yapmak istedim nedenleriyle birlikte ve bu videoyu çekmeye karar verdim. Bir numaralı batarya önceliğim mümkünse lityum tabanlı bir batarya almak. Tabii ki fiyatları lityum bataryaların diğer bataryalara oranla biraz yüksek ama toplamda ömrü boyunca bize verdiği enerji miktarı ve ona ödediğimiz ücreti düşündüğümüzde aslında birim maliyeti o kadar da yüksek değil. Tabii bunu uzun soluklu bir açıyla bakmanız gerekiyor. Eğer imkanınız varsa lityum batarya almak bence en avantajlı yöntem olacaktır. Ortalama olarak 5000 döngü, 6000 döngü şeklinde şarj ve deşarj edilebilme sayıları olarak baktığımızda şu an piyasada alabileceğiniz en üst seviyede bataryalar. Tabii ki lityumda da kendi alt başlıkları var ama şu an piyasada en çok lityum demir fosfat bataryalar kullanılıyor. Karavanınız için veya evinize kurduğunuz güneş enerji santralinin depolama ünitesi için bu tip bataryayı bir numaralı öncelik olarak not almanızda fayda var. Eğer bütçeniz yetiyorsa bence lityum batarya en büyük avantajınız olacaktır yıllar içerisinde. Eğer lityuma bütçem yetmiyorsa 2 numarada ne var? Kurşun karbon bataryalar var. AGM ve jel bataryalarda biliyorsunuz kurşun asit temelli bataryalar bunlar ve belli periyotlarla belli sıkıntılara düşebilen sülfatlaşma gibi negatif tarafları da olan bir batarya çeşidiydi. En çok kullanılan piyasadaki bataryalar biliyorsunuz jel batarya veya AGM olarak geçiyor. İşte burada bu bataryaların eksikliklerini gideren ve kendisine jel batarya ile lityum batarya arasında bir yer bulan batarya çeşidi yaklaşık 3000 döngü birçok modelde bulunuyor. Kurşun karbon olarak satılan bu bataryaları da eğer paranız lityuma yetmiyorsa kurşun karbon bataryalarda tercih edilebilir bence. Güzel bir alternatif olacaktır. Dediğim gibi yaklaşık 3000 döngü ile birlikte sizi uzun süre düzgün bir kullanım şekliyle tabii sizi idare edecektir. Akü almadan evvel akülerle ilgili Acımasız Gerçekler isminde bir videom var. İzlemenizi kesinlikle öneririm. Çünkü alacağınız akünün ne şekilde çalışacağını çok net bir şekilde size anlatan bir video. Hep şu hataya düşüyoruz aslında. Güneş enerjisi ile ilgili veya karavanımıza bir batarya satın almak istediğimizde sanki araba bataryasıymış gibi bir düşünce bizi sarıyor ve bir araba bataryasını aldığımızda yıllarca onu kullanabiliyoruz ama solar enerjide veya güneş enerjisiyle şarj deşarj sürekli yapıldığı için oraya özgü bir batarya çeşidinin alınması gerekiyor. Bu sebeple de akülerle ilgili Acımasız Gerçekler videomu izleyerek karar vermenizi kesinlikle tavsiye ederim. Bir numarada lityum batarya demiştik. İki numarada kurşun karbon batarya eğer mümkünse almaya çalışırım demiştim. Üç numarada ne diyeceğim? Jel batarya mı? Hayır. AGM bataryalar. AGM bataryalar bakıldığında döngü sayısı olarak şu an 1500 döngü, 1600 döngü sayısına ulaşmış ürünler piyasada satılmakta ve jel bataryalar ortalama 800 ila 1000 döngü olduğunu düşünürsek daha uzun bir ömür teorik olarak bize sunuyor olacak ve bakıldığında bu bataryaları sıralamada 3 numaraya koymak bence oldukça mantıklı. Jel bataryayı neden en sona bıraktım? Çünkü jel batarya piyasada aslında güzel bir algı oluşturan en iyisi jel bataryadır şeklinde bir algı var piyasada ama bu algı maalesef çok kötüye de kullanılabiliyor. Aslında jel batarya performansı vermeyen bataryalar jel olarak satılmakta. Yani manipülasyona çok açık bir batarya türü olması sebebiyle fiyatlarına bakarsanız zaten ne demek istediğimi anlayacaksınız. 100 amper saat jel bataryanın farklı farklı markalarda çok enteresan fiyatlarla satıldığını sürekli görüyoruz. O yüzden benim açımdan jel batarya bugünkü şartlarla çok soru işaretleriyle özellikle ülkemizdeki koşullarda soru işaretleriyle baktığım bir batarya çeşidi. Tabii ki şunu çok net bir şekilde anlayabiliyorum. Güneş enerjisi veya karavan veya enerji depolama ile ilgili herhangi bir yerde bir batarya yatırımı yapacaksınız. Uygun fiyatlı olan ürün sizi cezbedebiliyor. Gayet doğal. Ama burada şöyle de bakmak gerekir bence. Bugün 1 gram altın almak istediğinizde gram fiyatı bellidir. Örneğin 1000 TL'dir.
Birisi size kalkıp da ben 1 gram altını 500 TL'den satıyorum dediğinizde siz buraya soru işaretleriyle yaklaşıyor olacaksınız. Ama batarya konusunda bu şekilde yaklaşmıyoruz maalesef. Ürünü alıyoruz, sonra birkaç zaman geçtikten sonra ürün performansını yitiriyor ve problem yaşayan kişiler bize çokça telefon ediyorlar, mail atıyorlar. Problem yaşadıklarını ve nasıl çözebileceklerini aslında soruyorlar. Ben de bu konuyla ilgili yardımcı olmaya çalışıyorum ama eğer en başta düzgün bir yatırım yapmazsanız, doğru bir yatırım yapmazsanız, akülü sistemlerde hesap yapmak çok önemli. Bunu yapmadan ürün satın alırsanız problem yaşama ihtimalinizi çok arttırıyorsunuz. Özellikle de jel olarak satılan ürünlerden eğer imkanınız varsa uzak durmanızı tavsiye ediyorum. Ya da alacaksanız teknik kullanım kitapçığı olan, işte belli standartlara uygunluğunu garanti etmiş markaların ürünlerini almanızı tavsiye ederim. Sıralamam benim bu şekilde. Özetleyecek olursak, 1 numarada lityum var, 2 numarada kurşun karbon bataryalar, AGM bataryalar ve jel bataryalar olarak ben kendi açımdan sıraladım. Tabii ki takdir sizin, seçim sizin ama iyi araştırmanızı öneririm. Ben bu konuyla ilgili çok fazla telefon alıyorum. Hiç ürün satmadığımız, hiç kurulum yapmadığımız halde insanlar çözüm için bizi arıyorlar. Bu konuda lütfen dikkat edin. Ucuzun cazibesine kapılmayın. Dinlediğiniz, izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.